Ben şu anda farkındayım. Şöyle dönüp baktığımda kimi eleyeceklerini direkt gördüm. Ayberk. Ayberk. Ayberk zaten. Çocuğa yazık ben. Ya bir sağ bir sol. Onlara da hak vermek lazım. 3-1 kazandık zannettiler. Oyun bize sandılar, sevindiler. 3-3 oldu. Harbiden ya. Motivasyonla da 4-3 oldu, çok sevindiler. 4-4 oldu, hiçbiri... Yani gözlerindeki ben korkuyu bakın aldım. Biz Murat'la gözlerindeki korkuyu aldım. İlk kaybedeceğiz. Bir oyun aldık ya, sonra onlar 3 oldu. Sonra biz Murat'la oyuna çıkarken ben Murat'a döndüm, dedim ki boş ver, biz motivasyonumuzu kaybetmeyelim dedim. Murat da dedi ki evet aynen öyle yapalım dedi. Ve bir anda biz ikinci puanı aldık. Biz ikinci puan alınca siz de oradan yardırdınız ve o şekilde gerçekten takım motivasyonu çok önemli. Mesela bir kere oyun kaybettik diye onu diğer oyunlara yansıttığımızda tüm olay bitiyor. Evet. Söyleyeyim bizim mi? Arka biz bench zaten... desteğimiz de çok iyi. Mesela karşı takım demolize etme, rezervuaratlanma. Evet, az önce mesela Oğuzhan söylüyor diyor ki çok bağırıyorlar oradan yapamıyor. Bu tarz bir şey söyledi. İyi, yaşa yaramış yani. Evet, ev strateji evi Furkan. Kesinlikle. Hatta orada sen söyledin ya ben bu şekilde yapacağım. Ben dedim ki ben Yağız'ı kontrol edeceğim, sen devam et öyle yap. Evet. Aynen duydum ben seni dediğini, öyle diyeceğim dedim. Erzem. Yapamıyor çünkü oyun yapamıyorlar. Çok zevkliydi. Biz çok önceden bitiriyorduk yani, siz özellikle çok önceden bitiriyordunuz, biz çünkü zaten önden bitirdik. Top kalsaydı şimdi bitirmiş. Senin haberin yok. Ben topların hepsini attım, hepsi çıktı. Toplar ya ben dört yoksa dört denk getiriyorum. Evet. Yoksa onlar içinde tutan onlar ikinci kısa yani change'e dönemeyeceklerdi. Onlar change'leyemeyecekler. Biz direkt alacaktık. Bizim kazanacağımız belliydi. Biz kendi kendimize heyecan yarattık sadece. Ben hissediyorum top kime de. Ha, ben de öyle hissediyorum. Biz yarın o kafadan zaten heyecan yani. Evet ya, tutmak çok zor böyle, çıktı, insan çıktı. Öyle Elif sanıyor. Atıyor, kafama bir şey titreşimle geliyor böyle aha diyorum. Evet evet, ben de öyle çıkmış sandım. Çünkü gelir gelmez bunu yaşamana üzüldüm. Ben de üzüldüm. Lider olmana sevmiştim ama bunu yaşamana üzüldüm. Evet. Ben bir şey yani, merak ediyorum. Elimizden sen gelen mücadeleyi verdik. Ben de basketçiyim. Ben atabildim de sen nasıl atamadın? Benim tersime geldi ya birazcık. Ya bu bir sebep değil de, bu bir sebep değil de tersime geldi. Hiç atamadı değil canım, iki tane attım yani. Dördüncü sayımızı kim almıştı? İki tane de bu arada içinden çıktı senin. Şey, Ceren'den almıştı. İki tane içinden çıktı benim ya. Ceren'den almıştı. Ceren, dördüncü sayı sen mi almıştın? Ay biz bir kere oynadık. Hayır, dört sayı da biz mi aldık? Ben bir kere attım. İki defa attın sen. Hayır, ikinciyi orada Kardelen attım. Kardelen, siz aldınız galiba. Dört sayı da mı biz aldık? Aynen. Siz aldınız diye hatırlıyorum, değil mi? Bizi aldık. Dört sayı değil canım. Dört değil. İki siz aldınız. İki yok, aldım. Üç biz İki aldık. İki siz aldınız işte. Üç mü? Hayır, üç sayıyı biz aldık. İmkansız ya. Abi öyle üç evet. Üç sayı iki defa dönüyor. Ben bir kere attım. Bir kere ben aldım. Bir kere de aldı. Bir kere o attı. Hayır, alamadık. Sen attın alamadık. Sen attın alamadık. Üç kere biz aldık. Onlar iki kere attı. Aldı. Ben iki kere attım, bir kere tuttum aldık sanırım. Tamam, evet, Kardelen iki kere döndü. Kardelen iki kere attı. Üç oldu. Dördüncü kim attı? Tamam, dördüncü sensin o zaman. Ben atmadım. Hayır, dördüncü. Diyor ki Oğuzhan, dört puan aldık ya. 4 puanı totalde kim aldı diyor, onu soruyor şu an. 3 sayı biz aldık. Bir tane biz aldık. Sen attın, Ayberk tuttu. Hatırlıyor musun? Tamam, onda aldın. Bize ikinci o zaman dönmeden. Geri kalanı Oğuzhanlar mı aldı? Evet. Kardelen mi Oğuzhan, aynen. Bir de biz bu ikinci çıkar... Ha bir kere de Oğuzhan aldı, pardon. Son... Bir sayı böyle ben aldım. Bir kere Oğuzhan attı aldı, iki kere Kardelen'e döndü aldı, bir kere biz aldık. Son bize puanda, son döndüğümüz puanda... yine eşleşenler mi çıkmak zorundaydı bu arada? Evet. Mesela örnek veriyorum, ben Oğuzhan'la çıkabilir miydim? Çıkabilirdim. Dersen çıkabilirdim. Niye yapmadık öyle? Aa, öyle bir şey söylemedi ya. Yo, sıralamaya göre gittiler. Sıralama en iyiler dediler abi. En iyiler dediler. En iyiler dediğin de tabii şöyle. Mesela ben çıkamayabilirim ama Burak çıkabilirdi. Niye çıkmadın değil mi? Nereye? Bu arada hayır, biz onu Burak sayı almadı, Oğuzhan sayı aldı diye düşünerek yaptık. Ayberk de almadı. Belki ben atamadığım için biz beşli. Sen güzel atıyorsun. Ben attım. Evet, güzel atıyordu. Ben iki tane soktuk ya topu. Kaç defa çıktı ağzından çıktı. Evet evet, güzel atıyorsun. Orada siz konuşurken ben yoktum bu ekip oluşturulduğunda. Atışlarda sıkıntı yok. Ya atışta hiçbir sıkıntı yok. Öykücüğüm sorunu hala anlamamışsın. Sorun onun top bitirmesi. Evet. Ben orada iki top varken 2'de 2 attım zaten o çocuğun kafasına. Ben gidip orada topu oyalanıp almaya çalışırken bitti. Heyecanlandın mı yani? Heyecanlandın kanka. Ne biliyor musun? Bak şimdi ben atıyorum ya. Onların sesi buradan geliyor ya. Ben hani odaklanıyorum, tam odaklandım, atacağım bir şey. Atıyordun yani, anladın mı? Ama istemsizce bir şekilde ses geliyor ya.
Hani onlardan gelen ses sanki bizden geliyormuş gibi onu duyuyorum, ona göre atmaya çalışıyorum. Sen de güzel oynadın bu arada. Efendim? Hakkını yiyemem ya, sen de güzel oynadın. Ya ben bu arada. Yanlış anlamayın arkadaşlar, ben orada mücadelemi hakkıyla oynadım, verdiğimi düşünüyorum. Yani hepimiz verdik. Yok sadece orada top bitmesi sıkıntı peki, oldu bize. Peki bu kaybetmemizin sorumlusu kim arkadaşlar? Yani herkes güzel oynadı, tamam. Yok ben oynayamadım. Ben kaçırdım, ben kendi sorumluluğumu kabul ediyorum. Ben bir oyun kaybettim, atamadım, içinden çıktı. Ben oynayamadım bu arada. Sebep yok biz yani. Oynadığımızda sayı alsaydık belki böyle olmayacaktı. Bunda ben mesela şey, dediğim gibi ağzı ben bu oyuna başlarken öykeye döndüm, dedim ki bak sıralamayı düzgün yapalım. Dedim ya sıralama yani. Hayır seninle ne alakası var? Sen suçlusun oğlum, sen yazılmıyorsun. Sen suç, hey sen suçlusun öykü. Hayır ya bir yerden bulacaksın. Dedim ki bak sıralama yani önemli. Döndüm dedim ki Ayberk ilk çıkar. O da son dedi çıkmak ki, istedi. Son çıkmak istedi. Dedim ki dinleme. Dedim bak ilk çıkar. Seni dinleme. Evet ilk biz çıksaydık bize iki kere dönüyordu Ayberk. Alma ihtimalimiz çok yüksekti. Niye biz iki kere çıktık aldık? Tamam işte bunu, siz zaten ortadaydınız. Yani biz sadece öykülerle tamam şey yapacağız. Tamam da Ceren'cim biz de çıktık ya zaten 3-1'e getiren biziz. Anlamıyor ki bu çocuk. Bak şimdi biz en son olduğumuz için hayır diyor ki Ayberk son değil de ilk başta çıksaydı yani keşke diyor. Bir de iki kere dönüyordu, anladın mı? O son çıkmak istedi ama ya. Ama ilk oyunu ya da karşı şey yenebileceğini ya düşünebiliyor muydun? Yavrucuğum ben attım ya zaten. Attın da ya bak. Ya işte zaten başka bir şey diyor. Sıkıntı yok, tutamadı diyoruz zaten. Siz Ayberk'le her türlü olacaksınız. Senin atışın okey ama sonuçta bu iki kişilik bir oyun. Ama biz Ayberk tutamayınca yine Kardelen oynadığımız her oyunu aldık. Bir de ilk başta Yağız'la bizim çıkmamız çok iyi oldu Yağız'la elemimiz orada. Kardelen oynadığımız her oyunu net bir şekilde aldık. Şey biz genelde hani böyle yeni gelen arkadaşlarımıza hani onlar böyle izlemek isterler bir bakalım sonra çıkmakalım ister derlerdi ya. Ben dedim ya sana 3 haftadır biz izliyoruz. Beni dinle dedim sana ben de orada. Kardelen de evet dedi. Değil bu ya. Herkes oynadı zaten, herkese dönüyor. Herkes hem attı hem tuttu. Sadece sonda zaten en iyiler çıktı. En iyilerde de okeydik herkes şey. Ama sonuçta o sadece başta yani, çok oyalanırdı. Ceren şöyle. Top bitti ya. Top bitti. Bitmese var ya top bitmese. Ya siz de ama Kardelen onların da topu bitti biliyor musun? Kafa ya bitti ama ben geldiğimde oraya zaten iki topları içerdi. Ya Kardelen ama sen iyi oynadın orada evet. Ya işte yaptım onu diyorum. Top bitmese ben üçüncüyü de atarım. Siz oynarken Kardelen'de çok oyalanırdı orada. Hani sen top atarken var ya. Orası top bitti ya. Ceren de onu diyor. Orada o kadar top bitmeseydi ama diyor. Bana da işte, diyor top öykü kalsaydı orada biz atabilirdik. Bak o an odaklanıyorsun ya diyorum ya tam odaklanıyorsun atıyorsun tapa pa 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 bir bağırmaya başlıyorlar. Odaklandığın şey de gidiyor yani anladın mı? Tam dibimde bağırıyorlar ya. Tam konsantre. O zaman şöyle yapalım bundan sonra oyunlarda onların seslerini bastıralım biz. Kendi bravo. Sesimizi. Bravo. Abi sesle bastırmak ya sesle bir alakası değil yok arkadaşlar. Ben de aynı arkasında oynadım. Ses duymadım hayır, bile hayır, yani. Hayır hayır Ceren. Hiç Ceren, duymadım ses, ben direkt kapatıyorum. Senin ben anlamadığın konu ne biliyor musun? Şu kafamı karıştırdınız. Taktik ben geliyor oradan. Eğil kalk. O kıza oradan bir şey diyen yok. Kız orada bak, ben Kardelen'e bakıyorum ya hadi beni de geçir. Sana bir şey söyleyeyim bak. Kardelen şu. Üçüncü bak kez oynuyorsun değil mi? Senin onların taktik vermesine ya da bizim taktik vermemize ihtiyacın ya yok. Ya ihtiyacım yok ama anlamadığın konu tamam, şu. Kardelen'in gözüne bakıyorum ya. Kardelen ne yapacağını orada bakıyorum. Bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. İyi de sen bir şey söyleyeceğim. Kardelen'in arkasında ben vardım konuşuyordum orada ben Kardelen'le. Ben öyküyle çıkıyordu ben öyküye yönlendim. Kardelen bağımsız bir şekilde yarışıyordu. Kardelen'e ses gittiğinden zannettim. Ben aynen şu şekilde zaten kafam eğdikten sonra kafanı hani o top senin açına göre ayarlanıyor. Şöyle eğiliyorum yapma. Sen zaten topu bir süreden sonra havadan sonra göremiyorsun işte asla. İşte zaten sonra topun geldiğini ben görüyorsun okay ya böyle sanki girecek gibi hissediyorsun. Kendini ayarlıyorsun. Aynen. Aslında kimsenin yanlış yaptığı bir şey yok. Sağ sol eğilip yapman kalk gerekiyor onda ya. Ya şöyle yapabilirdik. Birimiz sabit duracaktık. Siz yapmıştınız onu Ayberk'le. Ayberk sabit durmuştu. Atmıştı Ayberk sürekli. Eğiliyor. Ya da Ayberk evet aslında Ceren eğiliyor. Yani. Arkadaşlar kusura bakmayın. Sürekli. Muhabbetinizi bölüyorsam ölçü gelebilir misin? Şey konuşmak istedim de sen eğer müsaitsen. Bir iki dakika müsaadenizle. Müsaade edin dedim kardeşim. Teşekkür ediyorum. Kardeş. Hacı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.